Tarihin gizli kalan tarafları var mı? Bildiklerimizin ötesinde, binlerce yıl önce yapılan savaşları, hükümdarların savaşa giderken askerlerine ne dediğini, en eski dönemlerde insanların ne ektiğini, ne biçtiğini, çocukların nasıl eğitildiğini, insanların nasıl yaşadıklarını, nasıl biliyor, hangi kaynaklardan öğreniyoruz? Tabii ki tarih kitaplarından, araştırmalardan, arkeolojiden, coğrafyadan. Fakat bazen de aklımıza takılmıyor mu, gerçekten böyle miydi diye duyduklarımız. Bazen de yeni bir bulguyla bildiklerimizin yanlış olduğu ya da bildiklerimizden fazlası olduğunu teyit ediyor arkeologlar, tarihçiler ve akademisyenler. Tarihin gizli kalmış gerçekleri sahne arkasından öne gelerek bizi selamlıyor. O anda anlıyoruz ki tarihin akışı yön değiştirirken geleceğimize de başka bir yön verecek. Tarih geçmişte bıraktıklarımız değil, tarih bizi geleceğe taşıyacak olandır. Her ulus için tarihini tam olarak öğrenmek, güçlenmek demektir. Yadigarlarımıza sahip çıkarak gelecek kuşaklara doğru ve eksiksiz aktarmaksa hem gençlerimizi bilinçlendirmek hem de üzerinde yaşadıkları toprağa neden vatan denildiğini öğrenmelerini sağlayacaktır. Tarihin en önemli parçalarından olan tarihi eserlerse bu konuda başvurabileceğimiz önemli kaynaklardır. Bu sebeple koleksiyonerlerin kayıtlı olarak özenle muhafaza ederek toplumla paylaştıkları eserler ve bilgiler son derece önemlidir. Her bir tarihi eser başlı başına bir belge niteliği taşır. Ait olduğu dönem ve yaşayış, ekonomi, devlet yönetimi, tarım ve benzeri hakkında bilgi edinmek için her biri eşsiz birer kaynaktır. Anadolu'da yaşayan devletlere ait sikke ve objelerden oluşan, tamamı İzmir Arkeoloji Müzesi'ne kayıtlı koleksiyonundaki parçaların sayısı 6000 civarı olan Kamil Ero'nun asıl mesleği tekstil mühendisliği. Bilgi birikimini geleceğe taşımak amacıyla kendisi için bir tutkuya dönüşen koleksiyonerlik merakı, dedesinden kalan kağıt 1 lirayla başlamış. Eski dönem paraları toplayarak devam eden Eron, 2005 yılında İzmir Müzesi'ne kayıtlı olarak Anadolu Selçuklu dönemi sikkeleri koleksiyonu yapmaya karar vermiş. Kamil Eron'un yine Anadolu Selçuklu dönemine ait İslami ağırlıklar, bronz kemer tokaları ve bronz asma kilitlerden oluşan diğer koleksiyonları da önemli parçaları içeriyor. Koleksiyonerliğe ilk olarak dedemden kalan 1 lirayla, kağıt 1 lirayla, İnönü'nün 1 lirasıyla başladım. Bu gelen parayı görünce çok hoşuma gitti. Ya dedim ben eski dönem paralarını biriktirmeliyim. Padişah sikkelerini toplamaya başladım. Bunları da topladıktan sonra aynı dönemde önüme daha eski tarihli akçeler, zoltalar gelmeye başladı. Bunları toplamak için bir prosedür olduğunu öğrendik. Kayıtlı koleksiyoner olmam gerektiğini öğrendim. Kayıtlı koleksiyoner oldum 2005 yılında. O dönemden sonra özellikle Anadolu Selçuklu dönemi, çünkü ilk elime geçen sikke de Anadolu Selçuklu sikkesiydi. Erzincan'da yaptı, 3. Keyüsrev'in bir sikkesiydi. Bu sikkelerle beraber başlayarak Anadolu'da 1071'de Anadolu'ya giren tüm devletlerin, bunlar Türk devletleri olabilir, Moğol olabilir, İlhanlı gibi dönemler olabilir. Bu dönemin sikkelerini toplamaya başladım. 2005 yılından günümüze kadar ben sadece İslami sikke toplayarak başlamamıştım koleksiyonuma. İlk dönemde antik dönem sikkelerde topluyordum. Çünkü evimin bulunduğu bölge İonya topraklarıydı ve bundan 2000-2200 yıl önce, 2500 yıl önce basılan sikkeler de ilgimi çekiyordu. İlk başta antik dönem sikkeleri de topladım. Fakat daha sonra bu konunun çok kapsamlı olduğu ve benim İslami döneme daha yatkın ve meraklı olduğumu düşünerek bu sikkeleri başka kayıtlı koleksiyoner arkadaşlarımıza devrettik ve ben şu an sadece İslami dönem sikkeleri, Türk İslam sikkelerini toplamaya devam ediyorum. Yaklaşık koleksiyonumda 5500-6000 civarında sikke var. Bunların tabii bir süreci var. Sikkeyi edindiğiniz anda mutlaka kayıtlı bulunduğunuz müzeye bilgi vermeniz lazım. İşte sikkenin fotoğrafını çekip bir dilekçeyle başvuru yapıyorsunuz. Daha sonrasında sikkeyi kaydediyorsunuz.
belli dönemlerdeki denetimleri var. Bu denetimlere hazır ve derli toplu bir koleksiyonunuzu muhafaza etmek zorundasınız. Gerekli restorasyon işlemleri yapılması gerekiyor bazen sikkeler üzerinde veya eserler üzerinde. Bunları sağlamak ve bu eserleri tabii ki korumak zorundasınız. Sonuçta bunlar bizim sorumluluğumuzda olan eserlerdir. Bunları sağlıyoruz. Bu şekilde de koleksiyonumuzu hem zaman içinde zamana yenik düşmesini engelliyoruz, hem de bizden sonraki kuşaklara düzgün, sağlam ve tasnif edilmiş bir şekilde bırakmayı hedefliyoruz. İslami dönem sikkeleri koleksiyonunda nadir parçaları görüyoruz. Anadolu Selçuklu döneminde basılarak listelenmiş olan tüm sikkelerin çoğunu barındıran 1400 sikke içindeki bu gördüğünüz sikke, İzmir'le ilgili tarihi bir bilgiyi netleştiren en değerli parçalardan biri. Miladi 1317 tarihli. Aydınoğlu Mehmet Bey'in bastırdığı sikke, şehrin adının Simirna'dan İzmir'e geçiş tarihinin belgesi niteliğinde. Bu sikke şu ana kadar tarihçilerin ulaştığı ve tarih kitaplarında yer alan bilgilerin aksine 1694'ten çok önce şehrin Türklerin egemenliğine geçtiğini ve Simirna'dan İzmir olarak değiştiğini ispatlıyor. Koleksiyonumun çok önemli parçalarından bir tanesi İzmir darplı sikkemdir. Bu sikke İzmir tarihini değiştirdi. Şöyle ki değiştirdi. Simirna'dan İzmir'e döndü. Ne zaman döndü? Bunu tarihçiler şu ana kadar bilmiyordu. Bir dönemde döndü ama bunun tarihi belli değildi. Bizim miladi olarak 1317 tarihli İzmir darplı bir sikkemiz var koleksiyonumuzda. Bu sikke de Aydınoğlu Mehmet Bey'in Müslüman İzmir tabir ettiğimiz Kadife Kale yöresini ele geçirdiği zaman bastırmış olduğu sikkedir. Bu hem o dönemin tarihçileri arasında 4-5 yıllık farklılıklar vardı. Yani 1317 mi, 1310 mu, 1322 mi diye değişik tarihler adlandırılıyordu İzmir'in ele geçirilmesiyle ilgili. Bu kafa karışıklığına son vermiştir. 1317 tarihinde ele geçirildiği netleşmiştir. Aynı zamanda da o dönemde İzmir'e İzmir adı verildiği, Simirna olarak telaffuz edilmediğinin de çok önemli bir kanıtıdır. Çünkü İzmir darplı bilinen daha önceki sikke 1694 tarihinde 2. Mustafa'nın Sakız Seferi zamanında İzmir'de bastırmış olduğu sikkelerdir. 1694 tarihinden 1317 tarihine çektik biz İzmir imlasını. Bu da çok önemli bir buluş olarak koleksiyonumuza girmiştir. Bir diğer nadir parça ise darp edilişi danişmentlerin Anadolu'ya geliş dönemine rastlayan ön ve arka yüzlerinde hem Arap hem Yunan harfleriyle yazılar gördüğümüz çift dilde basılmış olan sikke. Bölge Bizans hakimiyetindeyken ilk zamanlar üzerlerine Bizans alfabesiyle yazı yazılan sikkeler bölgede Müslümanların sayısı arttıkça çift dilde basılmış. Aynı şekilde Selçuklu'ya tabi olan beyliklerin de sikkelerin her iki yüzünde çift dil kullandıklarını görmek mümkün. Bütün bu bilgileri doğru yorumlayabilmek tabii ki numizmatik sayesinde mümkündür. Konuları madeni ve kağıt paralar, nişanlar, madalyonlar olan numizmatiğin en önemli nesnesi sikkelerdir. Dolayısıyla tarihi bilgilerin doğru yorumlanabilmesi ve tescillenmesinde numizmatların katkıları çok önemlidir. Koleksiyonda Türk İslam sikkelerine dönmemin en büyük nedeni, o dönemle alakalı yazılı yayın yoktu. Olan fotokopik konumunda bir yayın vardı. Bu yayında bir yabancı tarafından, bir Alman vatandaşı tarafından yazılmıştı. Bu bana çok aykırı geldi. Dedim ki bizim tarihimizi bize niye anlatıyorlar? Biz kendi tarihimizi, kendi sikkelerimizi biz sahip olmalıyız. Biz bunlar hakkında yorum yapmalıyız. Ve o dönemden günümüze kadar 15 yıl boyunca ben koleksiyona ilk başladığım zaman elif nedir, Arap harfleri nedir bilmeyen bir insandım. Fakat o günden bugünümüze kadar gerek Osmanlıca kursuna giderek, gerek ki danışmanım, arkadaşım Gültekin Teoman vasıtasıyla ben Osmanlıcayı, numismatiği öğrendim. Numismatik para bilimidir. Yani parayı okuyabilen kişiye numismat denir.
Bu yüzden ben nümismat olmaya karar verdim ve İslami sikke üzerine nümismatik bilgilerimi geliştirdim. Danişmentler Anadolu'ya girdikleri zaman mevcut olan Bizans tebaası olduğu için sikkelerinde ilk başta sadece Bizans alfabesiyle Türkçe yazılar yazmışlardır. Yani Anadolu ve Rum'un hükümdarı Emir Gazi gibi veya Rum'un hükümdarı Ayn Devle gibi. Fakat daha sonra tebaada Müslümanların da sayısının artmasıyla beraber çift dilli sikkelerde yazmaya başlamışlardır. Sikkenin ortasında Arapça yazarken etrafında Yunan harfleriyle yazılara başlamışlardır. Bu çift dillilik matbu olan beylikler için de geçerlidir. Mesela Ermeni Krallığı Anadolu Selçuklu'ya tabi olduğu dönemde kendi başkentleri olan Kozan şu anki ismiyle o dönemdeki ismi Sis olan yerde bastırdıkları sikkelerde Anadolu hükümdarı 1. Keykubat ve 2. Keyüsrev adına Sis'te sikkeler bastırmışlar. Ve bu sikkelerin bir yüzü Ermenice olmakla beraber arka yüzü de Arap harfleriyle yazılıp Selçuklu hükümdarına tabi olduklarını göstermiştir. Bilgi kaynaklarının sınırlı olması veya tarihi yabancı kaynaklardan öğrenmeye çalışmak bizi yanıltabilir. Bu anlamda tarihin en önemli yardımcılarından biridir numizmatik. Beylikler ve Anadolu Selçuklu dönemi ile Osmanlı dönemi için bile aydınlanmamış bilgiler hala mevcut. Numizmatlar aracılığıyla bu şekilde ulaşılan bilgilere örnek vermek gerekirse, biri tarihçilerin tartıştığı Ertuğrul Gazi'nin babasının adının Süleyman Şah mı, Gündüz Alp mi olduğu meselesidir. Diğeri ise 2. Süleyman Şah'ın tahta geçiş tarihinin açıklığa kavuşmasıdır. Bahsedilen konular numizmatik sayesinde netlik kazanmıştır. Detaylı bilgileriyle internet üzerinden de paylaşılan Kamil Eron koleksiyonu, araştırmacılar ve akademisyenler için de sanal ortamda ulaşılabilir bir kaynak özelliği taşıyor. Konuya ilgi duyan herkes bu sanal müzeyi ziyaret edebiliyor. Anadolu Beylikler dönemi, Selçuklu dönemi, hatta erken Osmanlı döneminde yazılı tarihimiz bizim çok az. Tarihi kaynakları genel anlamda yabancı kaynaklardan öğreniyoruz. Arap kaynakları, Bizans kaynakları vesaire gibi. Fakat numizmatik burada ortaya çıkıyor ve bize çok büyük bilgiler sunuyor. Örnek olarak Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in dedesi yani Ertuğrul Gazi'nin babasının ismi hala bir muamma. Tarihçiler der ki Süleyman Şah, numizmatlar der ki Gündüz Alp'i. Biz neye istinaden bunu diyoruz? Çünkü Osman Gazi'nin sikkesi var ve üstünde yazmış adını zaten. Demiş ki Osman Gazi bin Ertuğrul bin Gündüz Alpi. Dolayısıyla numizmatik tarihi değiştiren bir şey. Bunu yok sayarak tarih yazamazsınız. Bir başka örnek, 593 Hicri olarak söylüyorum ben size. 2. Süleyman Şah'ın tahta geçiş tarihi yıllar boyu 593 Hicri tarihi olarak bilinirdi. Daha sonra bizim makalemizde de bu kanıtlandı. Aynı dönemde Keyüsrev'in de Konya darplı sikkeleri olduğu için 2. Süleyman Şah'ın bu dönemde tahta geçemeyeceği 595 tarihinde tahta geçtiği kanıtlandı. Yine numizmatiğin etkisiyle çünkü yazılı kaynaklar belirli, bunları ilave etme şansınız yok. Ama her geçen gün yeni bir sikke çıkabilir. Bu çıkan sikke size çok önemli bilgiler verir. Sikkeler geçmişin fotoğraflarıdır. O sikkenin üzerinde siz dönemin kıyafetlerini, dönemin canlılarını, hayvanlarını, bitkilerini görebilirsiniz. Ve bunlar yanılamaz, bunlar hatalı olamaz. Çünkü o dönemin o kalıplarını kazıyan insanlar ne görüyorsa onu yapıyorlar. O dönemde yaşayan şeyleri yapıyorlar. Dolayısıyla numizmatik bize bu açılardan da çok faydalıdır. Bir sikkenin üstünde ne olmalı derseniz, sikkenin üstünde o sikkeyi bastıran sultanın adı olmalıdır. Bu sikkenin ne zaman basıldığı olmalıdır ve bu sikkenin nerede basıldığı olmalıdır. Bu bilgilere sahip olduğunuz zaman, hatta bazı sikkelerimizde şanslıysanız ay adları vardır. Yani o yılın hangi ayında basıldığı yazılıdır. Çok nadir olmakla beraber ayın günü de yazılır. Gurre Ramazan şeklinde yani Ramazan'ın birinci günü şu tarihte Kayseri'de basılmış sikke de vardır. Bunlar bize o dönemin net tarihlerini bildiren çok önemli bilgilerdir. Numizmatik olmadan tarih yazılamaz. Benim sanal bir müzem var.
Ve internette benim sahip olduğum bütün koleksiyonu ben burada bilgileriyle, detaylı bilgileriyle paylaşıyorum. Ve bu araştırmacılar için, yüksek lisans tezleri için kaynak teşkil ediyor. Kitap yazan yazarlar için çok önemli bir kaynak teşkil ediyor. Dünyanın her yerinden bu müzeye internet üstünden ulaşmak mümkün. Ve bu güncellenen, bilgileri devamlı tazelenen bir site. Bu da çok büyük bir avantajdır. Çünkü numizmatik yeni bilgilerle devamlı olarak evrilen bir konu. Bugün Karesi'ye koymuş olduğunuz bir sikke yarın Aydınoğlu'na dönebiliyor. Ve bunu da internet ortamında yapabilmek ve güncel takip edebilmek en doğrusu. Koleksiyonun devamlılığını sağlayan en önemli unsur, ulaşılan her eserin yeni bir bilgiyi gün yüzüne çıkarabilmesidir. Elde edilen her yeni eser bilgi hazinemizi zenginleştirirken, tarih içinde yeni bir sayfanın açılması anlamını taşır. Kamil Eron, bir koleksiyoner olarak hedefini hayat yolculuğuna çeviren şeyin koleksiyon yapma tutkusu olduğunu düşünüyor. Edindiği her yeni eserse kendisi için hiç bitmeyen yeni bir heyecan demek. Koleksiyonerlik tutkusunu soruyorlar bana, ne yapıyorsunuz diye. Koleksiyonerlik şöyle açıklayabilirim. Ben her bulduğum aykırı yeni bir paraya aşık oluyorum. Bu her gün aşık olmak gibi bir şey. Bu tutku bu şekilde besleniyor ve devam ediyor. Çünkü o bulmuş olduğunuz aykırı sikke tanımlayabilme aşamasında, okuyabilme aşamasında, onu doğru yere tasnif edebilme aşamasında çok önemli zaman ve emek harcıyorsunuz. Bu emeğin sonunda da mükafatınız işte onu tanımlamak oluyor. Onu ben koleksiyonu şöyle tanımlıyorum. 100 binlik bir puzzle yapıyorum ben. Ve her gün o puzzle'a bir parça, iki parça ilave etmeye çalışıyorum. İşte o bulmuş olduğunuz o puzzle'ın parçası nasıl sizi mutlu ediyorsa, koleksiyonunuzu tamamlamaya bir adım daha yaklaştığınızı hissediyorsanız, o bulduğumuz yeni sikkeler de bize bunu sağlıyor ve heyecanımızı taze tutuyor. Sayıları yüzü geçen Bizans ve Selçuklu bronz kemer tokaları, estetik güzelliği yanı sıra çalışma mekanizmasıyla da etkileyici bronz asma kilitler ve Anadolu Selçuklu sikkeleriyle bağlantılı olan terazi ve dirhem ağırlıkları. Sikke koleksiyonu dışında eser koleksiyonum da var benim. Bu eser koleksiyonunun 3 ana konusu var. Bunlardan bir tanesi bronz kemer tokaları. Bu bronz kemer tokaları üstündeki mitolojik hayvanlar, o dönemde bulunan canlıların figürleri beni çok etkilemişti. Ve bunların çok önemli bir konu olduğunu düşünmüştüm. Ve bu konuyu yıllar içinde toplayınca daha sonra baktım ki bu konuda da çok iddialı bir hale geldik. Yani yüzün üstünde farklı kemer tokasına sahibiz Bizans dönemi ve Selçuklu döneminde. Ve bu çok görsel, çok figüratif bir konu ve çok keyifli bir konu. Bunların tamlarını bulmak özellikle çok zor. Maalesef dönemde günümüze ulaşana kadar hasarlar, kırılmalar vesaireler oluyor. Fakat bu konu çok güzel bir konudur. Çok aykırı bir konudur. Bunun dışında bronz asma kilitler. O tamamen çok aykırı. Şöyle ki aykırı. Ben bunu bir müzede, Ankara'da bir müzede görmüştüm. İlk gördüğümde aşık oldum. Bu ne dedim ya? Bu böyle bir şey olamaz. Hani bu nasıl bir asma kilit? Günümüzdeki asma kilitlere hiç benzemiyor. İnanılmaz bir sanat var üstünde. İşte bir at figürü var. Bundan nasıl bir mekanizma yap? Nerede kullanıyorlar bu asma kiliti deyip araştırmaya başlayınca bu konunun bir derya olduğunu, korkunç bir konu olduğunu fark ettim. Ve toplamaya başladım. Aynı bu kilitleri hem Selçuklu'nun hem Bizans'ın da kullandığını, Bizans'ın figürlerinde kuş figürünü daha ağırlıklı kullandığını ama Selçuklu kilitlerinde ise at figürünün çok öne çıktığını, yanında koçların, ceylanların, farklı farklı hayvan figürlerinin olduğunu gördüm. Ve bunları toplamaya başladım. Önemli bir koleksiyon haline geldi bu da. Bunda da yaklaşık 100 civarında birbirinden farklı asma kilit oluştu. Heyecan verici konular bunlar. Bu kültür mozaiğine ait Anadolu Selçuklu eserleri Kamil Eron'un koleksiyonunun önemli bir bölümünü oluşturuyor.
Burada görme imkanı bulduğumuz Selçuklu son dönemine ait gümüş bilezikler, Büyük Selçuklu dönemine tarihlendirilen bronz tabaklar, Artuklu olduğu düşünülen bronz aynalar, işçilik ve figürler açısından kendi dönemlerine ait özellikleri yansıtıyor. Koleksiyonumda Anadolu Selçuklu dönemi bazı objeler de var. Bu objelerden bazıları, mesela şurada çok önemli bir bilezik var. Çok üstünde detay işçiliği olan gümüş bir bileziktir. Dönem olarak Selçuklu'nun son dönemleri, yaklaşık 1317'ler, 1320'ler dönemi diye tahmin ediyoruz. Çok net söyleyememekle beraber. Bu çok önemli bir bileziktir. Bunun yanında tek başına çıkmamıştı bu. Şurada şu bilezik de aynı döneme ait olduğunu düşünüyoruz. Bu iki parçayı koleksiyonumuza almıştık. Bunlar dediğim gibi 14. yüzyıl başı Selçuklu eserleri diye düşünüyoruz. Bunun ötesinde koleksiyonumda Büyük Selçuklu dönemi bronz tabaklar da var. Bu bronz tabakların ortasında çok önemli figürler var. Mitolojik dönem figürleri var. İnsan başlı aslan figürü çok kullanılır Büyük Selçuklu dönemindeki eserlerde. Burada da bunu çok rahat görebiliyoruz. Etrafında da dua vardır bu tabaklarda. Bunun dışında aynalar o dönemle ilgili çok önemli. Bu ayna bronz bir aynadır. Üstünde sternler vardır. Aynı şekilde insan aslan figürleri vardır bunların üstünde. Bu Artuklu dönemine ait olduğunu düşündüğümüz bir bronz aynadır. Bu da çok önemli bir parçadır. Yine aynı şekilde ayna olarak saplı ayna mantığında Selçuklu döneminde insan figürleri olan önemli bir parçamız daha var koleksiyonumuzda. Bu da restorasyon sonucunda bu hale geldi. Normalde çıkışı bu şekilde değildi. Kamil Eron'un hem Bizans hem de Selçuklu döneminde kullanılmış asma kilitler ve kemer tokaları koleksiyonu, eser çeşitliliği ve parçaların sanatsal değeriyle eşine az rastlanan parçalardan oluşuyor. Bizans dönemine ait asma kilitleri üzerinde kuşlar, Selçuklu döneminde ise at, koç ve ceylan figürlerini görüyoruz. Bronz kemer tokalarında ise mitolojik figürler ön plana çıkıyor. Günümüze tam olarak ulaşanlar çok az sayıda olduğu için koleksiyonun bu bölümünde tam olarak yer alan bronz kemer tokaları da yine nadir eserler arasında yer alıyor. Burada kemer tokaları ve asma kilitler var. Ben size şuradan bir asma kilit alayım. Bu tam bir asma kilittir. İki parçadan oluşur. Bir kilit mekanizması vardır, kilitleyen. Bir de anahtarı vardır bunun. Bu mekanizma olarak bu şekilde yuvasına geldiği zaman asma kilit açılır. Genel anlamda bu asma kilitler kutu kilitleri olarak kullanılmıştır döneminde. Dönemde kasalar olmadığı için evlerdeki kutuların içine değerli eşyalar konuyordu. Metal kutulardır bu kutular. Bu kutuların da kilitleri bunlardır, asma kilitlerdir. Her evde bu var. Bu hırsıza karşı yapılan bir şey değil de evde çalışanlara karşı vesaire dostlara karşı yapılan bir kilit mekanizmasıdır. Kutu çünkü kendisi hafif, bunu alıp götürmek mümkün. Ama bu mekanizmayla asma kilit olarak onlar kullanılmış. Ve sanat üstünde bakarsanız bu Bizans dönemi bir asma kilittir. Bir stilize at figürü, onun üstünde iki adet kuş figürü ve kuş gözü tabir ettiğimiz yuvarlak motifler bulunmaktadır üstünde. Kemer tokalarının özelliği üstünde mitolojik hayvanlar olunması, grifonlar, farklı şekilde hayvanların bulunması önemli. Bu bronz kemer tokalarının şu pimleri genellikle demirden yapıldığı için günümüze ulaşmamakta, 800 yıl içinde yok olmakta ve bu kemer tokasını bu şekilde tam olarak bulabilmek çok mümkün olmamaktadır maalesef.